Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ecmain. ecmaîn. Fatih Mekke 9. sefir 56. kısım. Fasıl içinde vasıl. Oruç bozmanın tekrarı nedeniyle kefaretin yinelenmesi. Bazı bilginlere göre cinsel ilişkiye girip kefaret ödeyip aynı günde ikinci kez cinsel ilişkiye giren kişinin yeni bir kefaret ödemesi gerekir. Bir görüşe göre ise bir günde birkaç kez cinsel ilişkiye giren kimse tek bir kefaret eder. Bilginler Ramazan'ın bir gününde cinsel ilişkiye girip ikinci gün cinsel ilişkiye girinceye kadar kefaret ödemeyen kimsenin durumu hakkında ise görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bazı bilginler her gün için bir kefaret gerektiği görüşündeyken bazı bilginler ise birinci ilişkiden dolayı kefaret ödemediği sürece tek bir kefaret gerektiği görüşündedir. Benim görüşüm şudur. Böyle bir insana tek bir kefaret düşer. Çünkü kefarette oruç değil, Ramazan'ı gözetmek dikkate alınmıştır. Çünkü söz gelişi insan kaza orucunda orucunu bozsa kendisine kefaret düşmez. Bu kefaret zahar kefareti gibi olsaydı birinci ilişkiden dolayı kefaret ödemişse şeriat kendisine başka bir kefaret cezası emretmezdi. Şeriat kefareti cinsel ilişki gerçekleştikten sonra belirlemiştir. Bu nedenle bizde birincisi bir veya birden çok olsa bile daha önceki bir cinsel ilişkinin kefaret cezasını ödenmesinden sonra gerektiğini kabul ettik. Vasıl, batını yorum. Tek bir ruh buna güç getirebildiğinde pek çok bedeni yönetebilir. Dünya hayatında bu durum veli için harikulade olarak gerçekleşirken ahiret yaratılışı ise zaten bunu gerektirir. Kadibulvan bu gücün sahiplerinden birisi olduğu gibi Zünnün el-Mısri de bu güce sahipti. Bir ruhun pek çok bedeni yönetmesi, bir ruhun bedenin el, ayak, kulak, göz gibi diğer organlarını yönetmesine benzer. Nefs kendilerinden ortaya çıkan eylemler nedeniyle organların davranışları nedeniyle cezalandırıldığı gibi aynı şekilde pek bir ruhun yönettiği pek çok bedenin durumu da böyledir. Söz konusu bedenlerden her ne meydana gelirse o ruh bunlardan sorumludur. Bir bedenden meydana gelen fiil başka bir bedenden meydana gelen fiilin aynı olabilir. Böyle bir durumda ise birinci bedenden dolayı kendisine gereken şey ikinci bedenden ortaya çıkan davranış nedeniyle de gerekir. Bu durum iki bedenden çıkan fiil aynı olduğunda böyledir. Bedenlerin çoğalması nedeniyle fiilin yinelenmesi karşısında tek bir ruha gereken cezanın ne olduğu hususundaki görüşleri bu şekilde taksim edebilirsin. Çoğalmanın nedeni Ramazan ayında cinsel ilişkiye giren kimse hakkında zamanların çoğalmasıdır. Bunu bilmelisin. Asıl içinde vasıl. Kefaret vacip olurken yoksul sonra zenginleşen biri kefareti yedirmek şeklinde verebilir mi? Bazı bilginlere göre böyle bir insana bir şey gerekmez. Ben de bu görüşteyim. Bazı bilginlere göre ise zenginleştiğinde kefaret öder. Vasıl, batını yorum. Fiillerin kendisinden çekilip alındığını müşahede veya keşfeden kimse hiçbir şeye sahip olmayan mecbur kalmış kişidir. Böyle bir insana bir şey gerekmez. Müşahadeden perdelenip müşahadenin ardından bilgi yoluyla bunu kabul ederse hiç kuşkusuz şer'i hükümlerle sorumludur. Müşahadeden sonra perdelenmek duyuyla algıladıktan sonra duyulur bir şeyi hayal edenin haline benzer. Müşahade bulunmayıp bilgi bulunduğu için böyle bir insan hakkında hüküm verilmesi engellenemez. Çünkü o kendisini hareket ettirici ve durdurucu olarak hakkı görmektedir. Makamı bundan daha yüksek olduğunda da durum öyledir. Daha yüksek makam, müşahede ve keşfe göre hakkın kulun duyması ve görmesi olmasıdır. İçimizden bazıları böyle bir insanın hükmünün, bilgi sahibinin hükmüyle bir olduğunu ileri sürmüştür. Çünkü Allah kendisi hakkında bazı şeyleri vacip kılmıştır ve bununla birlikte o zorlamaya konu olmaz bir kısmımız ise öyle bir insanı fiilleri Allah'tan görme makamına kadar. Nitekim daha önce bundan söz etmiştik. Öyleyse zahirde kendisine bir hüküm gerekmediği gibi burada da bir hüküm gerekmez. Haller değişse bile bazen böyle bir insana hak, bazen kul denilir. Bu mertebelerden her birisinde bir açıdan kendisine bir hüküm gerekirken başka bir açıdan ondan hüküm düşer. Fasıl içinde vasıl. Orusluyken kan aldırmak veya susayarak taş yutan kimse gibi görüş ayrılığı bulunan bir iş yapanın durumu ya da orucu bozma hakkı bulunmayan bilginlere göre yolculuğa çıktığı ilk gün orucunu bozan kimsenin durumu. Bu ve benzeri davranışlar nedeniyle orucu bozmayı şart gören bilginler görüş ayrılığı düşmüşlerdir. Bir kısmı böyle bir insanın kaza etmesi gerektiği görüşü nedir? Bir kısmına göre ise hem kaza etmeli hem de kefaret ödemelidir. Görüş ayrılığı bulunan bütün konular böyledir. Zikrettiğimiz hususlarda benim görüşüm şudur. Hakkında hadis bulunduğu için isteyerek kusan orucunu kaza etmelidir. Bu davranışları batını yorumları daha önce zikredilmişti. Oruç bozmanın caiz olduğu bir günde orucunu bozan bir insan bize göre kefaret değil kaza tutar. Böyle bir insana örnek olarak ayız olmazdan önce orucunu bozup sonra aynı gün hayız olan kadını verebiliriz. Başka bir örnek ise hastalık veya yolculuktan önce orucu bozup sonra hastalanan veya yolculuğa çıkan kimselerdir. Böyle bir insanın kaza etmesini vacip saydık çünkü o hastalanmış veya yolculuğa çıkmış veya hayız olmuştur. Fakat günahı kasıtla orucunu bozanın günahıdır. Hayız görmeseydi veya yolculuğa çıkmasaydı veya hasta olmasaydı kesinlikle o günü kaza edemeyecekti. Böyle bir insan nafile orucu artırmalıdır. Bununla beraber böyle insanların işi Allah'a kalmıştır. Çünkü söz konusu insanlar Allah nezdinde oruç bozmaları caiz olan bir günde oruç bozmuşlardır. Zahirdeki hüküm ise bizim söylediğimizdir. Vasıf, batını yorum Bu davranışta nefslere ait olan keşfin ve sahibi farkında olmadan gaybin bilgisine ulaşmanın kokusu vardır. Nefsin böyle bir bilgiye ulaşmasının nedeni ise kendisinin gayb aleminden olmasıdır. Bununla birlikte cisimsel yapı nefsin annesi, ilahi ruh ise onun babasıdır. Bu nedenle nefs ince bir perdenin ardından gaybe ulaşma imkanına sahiptir. Öyle ki bu davranış sahibi Allah ehlinin yoluna girseydi keşfe istidatlı ve ehliyetli olduğu için keşf kendisine hızla gelirdi. Böyle bir durum rastlantı diye silmendirilmez. Çünkü bize göre rastlantı olamaz. Çünkü bütün iş Allah'a aittir. Allah ise herhangi bir şeyi rastlantı olarak yaratmaz. Allah her şeyi doğru bir bilgi, irade, bilinmeyen bir takdir ve kazaya göre meydana getirir. Dolayısıyla herhangi bir olayın veya varlığın onun bilgisinde meydana gelmiş olması gerekir. Geriye şu kalır. Allah'ın belirlediği davranışın bir benzerinin, kendisinde ortaya çıktığı kişi günah kazanır mı kazanmaz mı? Bize göre oruç, orucu bozmanın caiz olduğu bir günde bulunduğu hakkında kesin bir bilgisi olup sebeple karşılaşmadığı sürece hastalanmadığı veya yolculuğa çıkmadığı veya hayız görmediğinde günahkardır. Çünkü onun orucu bozabilmesi dil bakımından hayızlı yani hasta ve yolcunun ise hasta ve yolcu değişimlendirilmesi gereken hale ulaştığında geçerlidir. Allah ehlinden muhakkiklerin mezhebi budur. Bu gibi konularda bizim görüşümüz de budur. Böyle bir insanın durumu Allah'a kalmıştır. İhsan ve adaletinin gereği olarak dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Şu var ki böyle bir insan kendisinden meydana gelecek günahların müşahade veya keşf yoluyla kendisine bildirildiği insanlardan olabilir. Hakkında takdir edilmiş işlerin bilgisine ulaşan kimse bu fiilin kendisinden çıkması nedeniyle Allah nezdinde cezalandırılmaz. Böyle bir bilgi kendisine bildirilmez ve buna yeltenmezse Allah'ın kendisi hakkındaki bilgisini bilmediği sürece onun bu konuda bir çabası olmaz. Zorunlu olarak cezalandırılacağını ve Allah'ın genel olarak zahirdeki hükmü dikkate aldığını bilirse kendisi hakkında geçerli olan Allah'ın hükmü için hazırlanır. Bize göre bu akla göre mümkün olsa bile hilen kesinlikle gerçekleşmiş değildir. İblise secde etmekten niçin imtina ettin diye sorulmuş. O da Rabbim benden secde etmemi istiyorsan secde ederim demiş. Allah kendisine şöyle demiş. Senden secde etmeni istemediğimi ne zaman anladın? Secde emrini ve direndikten ve karşı çıktıktan sonra mı yoksa önce mi? İblis Allah'ım direndikten sonra bunu anladım demiş. Bunun üzerine Rab bundan dolayı seni cezalandıracağım demiş. Bilmelisin ki Allah bazı kullarını haklarında takdir edilmiş günahların bilgisini ulaştırır. Bu nedenle onlar Allah'tan çok utandıkları için bir an önce tövbe edip günahları geride bırakmak için hızla o günahlara koşarlar. Böylece müşahadelerinin karanlığından rahata ulaşırlar. Tövbe ettiklerinde ise günahlarının takdir edilmiş olduğu ölçüde iyiliğe döndüğünü görürler. Böyle bir durum bu insanın Allah katındaki konumuna bir zarar vermez. Çünkü bu gibi insanlardan böyle davranışların çıkması Allah'ın yasağına dalmak sayılmaz. Bilakis bu Allah'ın kaza ve takdirinin kendilerine işlemesidir. Allahu Teala şöyle buyurur. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Böylelikle bağışlama günahın gerçekleşmesini öncelemiştir. Bu ayette masum hakkında da bir yorum ve yön bulunabilir. Bu yorum masumun günahlardan gizlenmiş olmasıdır. Günahlar kendisini arar fakat ona ulaşamazlar. Bu nedenle günahlardan gizlendiği için kendisinden hiçbir şekilde günah meydana gelmez. Ya da masum cezalandırırma, cezalandırmadan gizlenmiştir ve cezalandırma kendisine ulaşamaz. Çünkü cezalandırma günah yerlerine bakar durur. Allah ise cezalandırmanın veya yargılamanın kendisine ulaşmasını engelleyerek dilediği kullarını örter ve gizler. Günahtan gizlemek anlamındaki birinci ise daha tamdır. Böylelikle gerek yapmak ve gerekse yapmamak tarzında olsun bağışlama ve örtme günahın gerçekleşmesinden önce olmuştur. Dolayısıyla böyle bir insandan ancak iyilik meydana gelebilir. İnsan da onu ve onun iyiliğini görür. Allah'ın bazı kulları ise sadece kendisine göre özel olarak serbest bırakılmış işleri yerine getirir. Allah ehlinde daha yakın olan şey budur. Çünkü şeriatta Allah'ın özel bir hal nedeniyle kuluna şöyle dediği sabittir. Dilediğini yap, seni bağışladım. Serbest bırakılmış olan şey budur. Böyle bir mübah fiili işleyen insanı Allah cezalandırmaz. Bununla birlikte söz konusu fiil genel için günah olabilirken, şeriatta bu şahıs hakkında günah değildir. Ehli Beyt'in günahları da Allah katında bu kabildendir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir savaşçıları hakkında şöyle der. Ne biliyorsunuz ki? Belki de Allah Bedir savaşçılarına varıp şöyle demiştir. Dilediğinizi yapın sizi bağışladım. Güvenilir bir hadiste de şöyle denilir. Bir kul günah işler ve Rabbim beni bağışla der. Bunun üzerine Allah şöyle der. Kulum bir günah işledi ve günahı bağışlayan ve günah karşılığında cezalandıran bir Rabbi olduğunu bildi. Sonra kul tövbesinden döner ve tekrar günah işler. Dördüncü veya üçüncü kez bu olay tekrarlanır. En sonunda Allah kendisine şöyle der dilediğini yap, senin günahlarını bağışladım. Allah kendisine yasaklamış olduğu bütün davranışları yapmasına izin verir. Artık bu insan sadece kendisine yapma izni verilmiş işleri yaptığı gibi Allah katında da onun adına bir günahtan söz edilmez. Biz ise bu insanın bu özelliğe ve bu hükme sahip olan insanın Allah katındaki durumundan habersiziz. Fakat bu durum onun Allah katındaki derecesine bir zarar vermez. Böyle bir durumdaki insan sadece yapmaya ve yapmamaya izinli olduğu işleri yapar çünkü hüküm hallere bağlıdır. Farklı hallerine ve durumlarına göre keş sahiplerinin durumu ise hali kendisinden gizlenmiş bir insanın haline benzemez. Bu ikisini eşitleyen kimse ise hakkında hüküm verilmiş bir konuda haddi aşmış demektir. Dikkat ediniz. Zorda kalmış bir insana zorda olduğu sürece kesinlikle ölü eti yemek yasaklanmamıştır. Zorda olmayan kimse ise ölü kesinlikle helal olmaz. Şeriatın zahiri hükmü budur. Şeriat hükümleri ise hallere göre düzenlenmiştir. Biz ise hangi durumda olduğunu bilmediğimiz ve durumu hakkında bir açıklama bulamadığımız kimse hakkında hüsnü zanda bulunmalıyız. Fasıl içinde vasıl. Ramazan orucunu kaza ederken kasıtla orucunu bozan kimsenin durumu. Bilginlerin çoğuna göre böyle bir insana kefaret gerekmez ki ben de bu görüşteyim fakat kaza tutmalıdır. Bazı bilginlere göre iki gün kaza etmesi gerekir. Bu görüş sahiplerini bu görüşe ulaştıran ince ve gizli bir bakış açısı vardır. Şöyle ki, kişi o gün kaza edip etmemede serbestken kaza tutmayı seçmiştir. Sonra bu durum açığa çıkmış ve orucunu bozmuştur. Nafile oruç tutsaydı o günü kaza etmeye başlamasını gerekli görürdük. Birinci gün budur. Diğer gün ise borcu olan Ramazan günüdür. Öyleyse bu düşünce sahibi eksiltmemiştir. Katade ise şöyle demiştir hem kaza etmeli hem de kefaret ödemelidir. Vasıl, batını yorum. Kaza ederken Allah'ın Ramazan ismini müşahede eden kimse vaktini tutmuş sayılır. Ramazan'da kasıtlı olarak oruç yiyen kimse hakkında vaktinde tutmanın durumundan ve bu konudaki görüş ayrılıklarından daha önce söz etmiştik. Bu insan kendi zannınca bulunduğu duruma göre değerlendirilir. O ise zahiri hükümde olduğu gibi Batını yorumda da bu üslupta devam eder. Bir insan Ramazan ayına özgü ilahi ismi veya Ramazan ismini değil, kaza orucunu tutarken içinde bulunduğu aya özgü ilahi ismi müşahede edebilir. Başka bir ifadeyle oruç tutmamasını gerektiren bir ilahi ismi müşahede eden bir insana kefaret gerekmez. Fakat Ramazan ayında kefaret tutmayı kabul eden insan için diğer günlerden sayılı günler tutar ayeti yeterlidir. Çünkü şari o günleri diğer diye isimlendirmiştir. Söz konusu günler Ramazan günleri değildir. Onlar sadece belirsiz olarak oruç günleridir ve herhangi bir gündür. Gün ise kamil olduğu için gün de isimlendirildi. Gün kemale Ermedin'de ise oruç tutulmaz. Kameri aylara ait ilahi isimler şöyledir. Allah'ın Ramazan ismi Ramazan, ay ay Ramazan ayına aittir. Şevval ayına Er-Refi, Zilkade ayına Er-Rahman, Zilhicce El-Murid, Muharrem ayına El-Muharrim, Safer ayına El-Muhli, el Rebul Evvel ayına El-Muhyi, Rebul Ahir ayına El-Muid, cema Cemaziyel Evvel ayına El-Mümsik, Cemaziyel Ahir ayına Er-Rab, sabit anlamında, Recep ayına El-Azim, Şaban ayına El-Fasıl ve El-Hakem isimleri aittir. Bunun yanı sıra bu isimlerle aynı anlama gelen İlahi isimler de ilgili aylara aittir.